Ses kontrol. Safe. Görevli ve basın mensubu dışındaki arkadaşlar lütfen şu ön bölgeyi boşaltabilirsek. Basın mensubu görevli arkadaşlar dışındaki arkadaşlar lütfen boşaltabilir miyiz ön bölgeyi? Yandı galiba. Yani. Bu kadar mı yakışır ya? Ha, bu halimize bak. Santer için de. Canlı Şerban olsun. Alttan alttan Tam sendeki böyle ince. Narin. Anlatılan çelenk olacaklar. Kuruluşun dönüm etkileri kapsamında. Ondan sonra bir yuvan başkanı kısa bir konuşma başlayalım. Dışarıda, dışarıda. Biz burada hazırız. Hepsini verebiliriz. İlk anda. Tamam mıyız? Kerem abi. Şöyle dayayalım sesi abi. Şu şekilde olur mu? Ya ses avını açsın. Bir kontrol edin isterseniz abi. Cihazı. Evet, basın mensubu arkadaşlarımız da görüntü almışlarsa. Yani lütfen. Evet, sonrasında daha kötü. İsmail! Şu anda bir sıkıntı yok. Niye kalktı oradan? Kim niye kalktı? İsmail attılar. Nurgül bir saniye Nurgül. Oturan mı? Başkan beyaz gönlü. Tamam mı? Tanıyalım. Tamam.
Abi. Kerem, bu bir saat yetinebilir miyiz? Ha? Tamam. Yayında bir saat sonra... Yayında ne var? Kaç kilo? Penguenleri. Dans sıralı. Buradaydı. Hani Ali Sürü mü? Şurupaya mı? Penguen sporu yıkmanı mı? Emel onu de, öğren de hemen. Nasıl oldu Kerem? Çok yukarıda oldu. Aa, indir aşağıya. Çok indir. Yukarıda oldu. Bir çıkartabilir miyiz abi? Şey, siz ayak sık koyalım. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yavaş yavaş. Şöyle bu tarafa döndürelim. Geri kesmeyelim. Şunları da çıkartalım. Ters kılıyor. Çevirip böyle çevirmeyelim mi? Döndürelim değil mi bana doğru? Biri görünmüyorsa diğerleri de görünmüyor. Evet, yayıp yayış. Evet. Bak. Şunu da alalım. Şu kemin. Abi. Al kardeşim. Önünü alamayacağız. Kim aldı mı? Hepsi burada. Tamam, hangisi? Sen de. Tamam, aldık. Bunlar kemin. Ben de mi ki? Abi, bunları alalım. Ses kontrolü bir tuşla sayın. Ayaklık mı? Hangisi? Evet. Şu. Hani hangi ayaklığı yok, ayaklığı yok. Var mı ayaklığı? Şu. Hangisi? Şuydu galiba. Bu mu? Ses gelip gelmedi. Şu mu? Ayaklar mı? Tam alabilirim. Bunu verirsin. Orada taş mı atıyorlarmış? Emel. Ali Başkan geldi mi? Ali Başkan. Görmedim. Hani Murat abi nerede? Adana'da sıkıyorlar. Arkadaşlar Paşa abi bir müsaade edin. Gelecek hemen alın. Arkadaşlar, kürsünün arkasında bulunan değerli misafir lütfen. Yani doldum boydu kırıp atmış kim? Ha gidiyor arkaya doğru bak bak bak. Sakat o belediyeden. Belediyeden mi? Ya oğlum başkanım sağ ol ben bunu drink demeyi ya. Hep beraber şu kolon var ya kolonun arkasına gidiyor. Benimki de sesler doldu. Bak tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, görüntü aldıysak. Ha gelmedi. Tamam. Hani yaptı abi, devam etsin. Ne? Nuri Bey, bir saat ekleyebilir miyiz? Evet. Önemli yok. Yok. Önemli yok. Yok ya. Çok ses, abi bir gıcık bir ses geliyor. Olur, siz gıcıksınız o yüzden ses. Dün akşam, bugün akşama kadar da burada ya. Ne, Trabzonspor'a gıcık mı? Yok, var, var, var. Var. Değil. Not aldım. Kerem, yaşın, yaşın. Ali Başkan geldi. Ali abi. Tamam. İnsanları ayarladın mı? Kayal. Ya başkan da geldi. Kayal. Tamam bunlar bir çıksın şunları alalım. Yok onlar proje. Abi görüntü astarız. Arkadaşlar bitti mi çekimimiz? Abi nedir ya? Görüntüm başka. Bir ilçelik olur. Allah aşkına. Siz
Neredesin? Evet, kürsünün etrafını lütfen. Müsaadenle hemen başlayalım. Çok teşekkürler. Değerli Trabzonsporlar, saygıdeğer konuklarımız. Trabzonsporumuzun 56. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeyrek sunma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Törenimiz öncelikli olarak çelenk sunma ile başlayacak, ardından saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam edecek ve son olarak da değerli başkanlarımızın konuşmalarıyla törenimizi sonlandıracağız. Öncelikle çelenk sunma törenimizle etkinliğimize başlıyoruz efendim. Buyurun Sayın Başkan. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Ali Sürmen çelenk sunmaktalar. Değerli konuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önder Mustafa Kemal Türk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kulübümüzde emeği geçen kurucularımız ve tüm değerlerimiz adına sizleri öncelikle bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Konuklarımız törenimizde öncelikli olarak konuşmaları yapmak üzere Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Sayın Ali Sürmen'i davet ediyorum. Değerli başkanlarım, değerli hazırım, beyefendiler, hanımefendiler, değerli gençler, size Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 56. yılında Ulu Önderimiz, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının önünde hitap etmekten, üstelik 100. Cumhuriyet yılımızda hitap etmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Değerli Trabzonspor'u size anlatmak söz konusu değil.
siz zaten yaşıyorsunuz. Ama madem basın da burada, bizleri izleyecekler, buradan çıkan mesajları dinleyecekler. Kısaca bazı hususları sizlere bu kuruluş günü adına hatırlatmayı, anlatmayı görebilirim. Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü olarak ve sadece futbol sevdalılar izlediği, takip ettiği bir kulüp olarak tarif etmek mümkün değil. Eğer öyle olsaydı köyde sığırsağın Fadimen'ine Keşanı'yla maça gelmez. O hayatında hiç başka bir takımı belki de izlememiştir. Belki çocuğunu top oynarken bile izlememiştir. Ama Trabzonspor dendiği zaman onun için çok ayrı bir manevi değerdir. Çünkü Trabzonspor Anadolu'yu temsil ediyor. Anadolu insanını temsil ediyor. Onda kendini buluyor. Onda direnişini buluyor, haykırışını buluyor. Bu nedenledir ki bu topraklardan şimdi aramızda olan efsanelerimiz Ali Kemaller, Hamiler, Hamdiler gibi Türkiye'nin gıpta ettiği futbolcular çıkıyor. Ve onlar öylesine tarih yazıyorlar ki birçok büyük kulübün futbolcuları vardı ama isimlerini sadece belki kendi takımlarının seyircileri, taraftarları bilir ama bugün bir Hami, bir Ali Kemal, bir Hamdi dediğiniz zaman Hakkari'nin dağındaki çocuk da onu biliyor ve merak ediyor. İşte biz bu değerlerimize sahip çıktıkça, yenilerini yetiştirdikçe, yenilerini topluma sundukça daha çok büyüyeceğiz. Bunun için de altyapı, her Trabzonsporlu çocuğun bir gün Ali Kemal olmak istiyorum, Hami olmak istiyorum, Hami olmak istiyorum diye heves eden, Serdar olmak istiyorum diye heves eden çocuğun önünün açılması lazım. Bunu da yapacak olan yönetimlerdir, yönetme tarzıdır. Trabzonspor'umuzun bugün geldiği noktada elbette ki bir sıkıntıları olabilir. Bu geçmişte de olmuştur. Bu ekonomik olabilir, yönetimsel olabilir. Ama şu anda tekrar Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ki Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra kötü yönetilmesinden kaynaklanan sıkıntıları sorumluluk alarak evet ben de orada yöneticiydim ama ben sorumluluğuma devam edeceğim ve bu kulübü düze çıkaracağım diye talip olup ve sıkıntılı günler geçirmemizi engellediği için tekrar teşekkür ederim. Ben bütün Trabzonlular ve Trabzonsporların taraftarlarımızın kulübe yönetime sahip çıkmasını bekliyorum. Burada sahip çıktığınız kişiler değildir. Kulübünüzün renkleridir, manevi değeridir. Çünkü bunu açık hale getirdiğiniz zaman yarın siz yönetici olsanız da o değeri tekrar eski noktaya getirmekte zorlanırsınız. Bugün elbette ki hatalar söylenecek, söylenmelidir de ama olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek ya da sabırsızca bir maç sonucuna veya bir hatalı transfere bağlı olarak değerlendirme yaparsak hem yönetimi telaşlandırırız, hem hocayı telaşlandırırız, hem de futbolcuları telaşlandırırız.
taraftarlardan özellikle yerli futbolcularımıza karşı tavırlarını değiştirmesini bekliyorum. Hiç hoş değil. Onlara ne kadar güvenirseniz, ne kadar hatalarında desteklerseniz o kadar sonuç alırsınız. Ben bu vesileyle sözlerimi bitirirken bu kulübü kuran kurucularımız, başkanlarımız, yöneticilerimiz, hocalarımız, futbolcularımız, teknik kadrolarımız ve özellikle arkada bu kulübün başarısı için çaba sarf edip hiç öne çıkmayan çalışanlarımızdan Allah'ın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Ve Trabzonspor'un başarısı için yönetimi bir daha destek ve alkışa davet ediyorum. Değerli katılımcılar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı davet ediyorum. Sayın Divan Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Ortahisar Belediye Başkanımız, değerli Hazırım, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Sevgili Trabzonspor ailesi, toprak bir sahada başlayan şanlı yolculuğumuz 56 yaşında. Kökeni 1900'lü yıllara dayanan tertemiz hikayemiz ise 123 yaşında. İtman Ocağı, İtman Gücü, Martı Spor, Karadeniz Gücü, dört takımımız birleşerek 2 Ağustos 1967'de kurduğu Trabzonspor'umuz mazisine onlarca başarıyı ekleyerek bugünlere gelmiştir. Tarihte ilk kez şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak devrimin takımı unvanını alan, hatta bunu tam 8 kez taçlandıran kulübümüz birçok konuda hem önder olmuştur hem de örnek oluşturmuştur. Trabzon'da doğan Trabzonspor'umuz bugün Türkiye ve dünyanın her tarafında milyonlarca taraftara sahip büyük bir camiadır. Bu güzelliği efsane başkanımız Sayın Şamil Ekinci çok güzel özetlemiştir. Trabzonspor kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Kurucu başkanlarımız Sayın Ali Osman Ulusoy ile Sayın Rıfat Dedeoğlu ve kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımızla büyüyerek gölgesinde milyonlarca evladını bir araya getirmiştir. Bu eşsiz ailenin ferdi olmaktan, bu değerli camiayı temsilen başkanlık koltuğunu oturmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Değerli Trabzonsporlar, Türkiye Futbol Federasyonu 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesine dair bir komisyon oluşturdu. Bizler bu komisyona dair itirazlarımızı gündeme taşıdık. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımları arasında yapılmış, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mali ligler esas alınarak bir karar verecek olursa, belirlenen tarihten önce mali ligle mücadele eden kurucu kulüplerimizin İtman Ocağı ve İtman Gücü'nün 20 şampiyonluğunun tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik. Bu konuyla alakalı bütün belgelerimizi avukatlarımızla beraber şu an hazırlıyoruz ve komisyon başvurumuzu önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu süreci yakından takip edeceğimizin de bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın da adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik. Değerli camiamız, kulübümüzün 56. yaşını kutladığımız ve bugün yönetim kurulu adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hayatta olan kurucu üyelerimizden
Sayın Nizamettin Algan ve Salih Erdem'i saygıyla selamlıyorum. Yolculuğumuzun sonunda yeni şampiyonluklara ulaşacağımızdan, yeni kupalar kazanacağımızdan asla şüphe duymuyorum. Trabzonspor var ise her zaman umut vardır. Her zaman başarı vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama mutlaka olacak. Saygı ve sevgilerimle yaşasın Bordo Mavi, yaşasın Trabzonspor. Değerli katılımcılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genci davet ediyoruz efendim. Kulübümüzün çok kıymetli başkanı, çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli divan başkanım, daha önceki dönem şanlı kulübümüze başkanlık makamında hizmet eden ve geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladığımız çok kıymetli başkanım, ben her platformda Ahmet Celal Ataman başkanımı gördüğüm zaman kendi Trabzonsporluğumda daha büyük bir güç hissediyorum. Yeni yaşım kutlu olsun. İnşallah nice güzel yaşlarda hep beraber bize hem gurur verin hem güç verin. Saygıyla selamlıyorum başkanım. Kıymetli baro başkanım, yöneticilerimiz, efsane futbolcularımız, kadın komisyonu başkanımız, Trabzonsporumuzun kıymetli taraftarı, ama Trabzonsporumuza gelecekte daha büyük değerler kazandıracak buradaki genç sporcularımız ve kadın sporcularımız, takımlarımızın kıymetli sporcuları, ben de hepinizi konuşmamın başında saygılarımla selamlıyorum. Ve bugün burada 1921 yılında kurulan idman ocağının, 1925 yılında kurulan idman gücünün, 1955 yılında kurulan Karadeniz gücünün ve 56'da kurulan Martı Spor'un 1967'de bir araya gelip kurduğu, tarihi Cumhuriyetimizin mücadele yıllarına dayanan, Anadolu'da futbol devrimi yapmış, şampiyonlukları Avrupa'da ortaya koyduğu başarılarıyla her zaman medarı iftiharımız olan Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 56. yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Ve biraz evvel saygıdeğer başkanım ifade ettiler. Bu büyük çınarı bugünlere getiren kurucu başkanlarımız Rıfat Gülüoğlu ve Ali Osman Ulusoy başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan kurucularımızı, başkanlarımızı, divan başkanlarımızı, as başkanlarımızı, yöneticilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olanlara da sıhhat ve afiyet diliyorum. Uzun ve güzel ömürler diliyorum. Evet, Trabzonsporumuz hepimizin ortak değeridir, ortak sevdasıdır ve gurur kaynağıdır ve şehrimizin ulu bir çınarıdır. Rahmetli Özkan hocamızın ifade ettiği sözüyle ifade etmek istiyorum. Trabzonspor, dalgaların sesi, yaylaların sesi, ormanların gizi ve kemençenin sözüdür. Trabzonspor, bebelerin ninnisi, ninelerin türküsü, yaşlılarımızın öyküsü, gençlerimizin tutkusudur. Ve biraz evvel kıymetli divan başkanımın da ifade ettiği üzere, güce karşı hakkın savunması ve haksızlığa karşı bir duruştur Trabzonspor. Bu duruşu inşallah hep beraberce birlikte ortaya koyduğumuzda bu mücadelemizi çok daha iyi yapacağımıza ben inanıyorum. Biraz evvel kıymetli başkanım ifade ettiler. Uzun zamandır
Şike sürecinden sonra şampiyonluk yaşayamayan şikeci takım başkanı maalesef eski defterleri karıştırmaya başladılar. Ve 59 öncesi şampiyonlukları federasyondan talep ettiler. Ben bu manada aynı duruşla beraber Trabzonspor'umuzun hukukunu korumak adına başkanımın da aynı Trabzonspor'umuzu kuran takımlarımızın şampiyonluklarının hakkının, hukukunun aranması adına yaptığı mücadele için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelenizde sonuna kadar arkanızda. Ben Allah ömür verdiği sürece, bu dil bu ağızda ve bu parmaklar yazdığı sürece şike ve fener kelimelerini yan yana kullanmaya devam edeceğim. Şikeci takım dediğim için Fenerbahçe'nin avukatları 6 defa beni savcılığa şikayet ettiler. 16 defa da CİMER'e şikayet ettiler. Ama büyük bir gururla savunmalarının en sonuna 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'u yazdım. Şimdi yeni sezonun arefesindeyiz. Biraz evvel kıymetli Biran Başkanım ifade ettiler. 8. şampiyonluğumuzu bize kazandıran kıymetli Başkanımız Ahmet Ağoğlu, As Başkanımız, şimdiki Başkanımız Ertuğrul Doğan Bey, hocamız Abdullah Avcı, bütün katkı sağlayan yönetimlerimiz hepsine müteşekkiriz. Büyük bir mutluluk yaşadık, büyük bir gurur yaşadık ve bu şampiyonluğun kutlamasını da dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirdik. Bunun hala sevinci ve gururu içerisindeyiz. Tabii sonraki dönemde bir kısım hatalı işlemler olabilir. Bu transfer yapıyorsunuz, bazen tutmuyor. Ama şu anda bu zor süreçte elini taşın altına koyan değerli başkanımızı ve geçtiğimiz günlerde de iyi bir istişare süreci yaptı. Şehrin tamamına dokunarak bu gücü arkasına alma konusunda gayret gösteren ve bu mücadeleyi sürdüren kıymetli başkanım Ertuğrul Doğan Bey'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz bu mücadelede bütün varımızla, gücümüzle beraber. Aynı şekilde yine Trabzonspor sadece futbol takımı değil, büyük bir marka ve büyük bir organizasyon. Kadın Komisyonu Başkanı oluşturuldu. Kıymetli belediyemizin de kurucu meclis üyesi Hatice Öztürk hanımefendi ve arkadaşlarına, ama bu iradeyi ortaya koyan başkanıma da teşekkür ediyorum. Hatice Hanım'a da başarılar diliyorum. İşte kadın eli değdiği zaman orada bereket de var, başarı da var inşallah. Onu da bekliyoruz. Aynı anlayışla basketbol takımımız da şehrimize güzel bir renk katmıştı. Bu yaklaşımda başkan teşekkür ediyorum. Ve yine ben 1461 maçlarına gittiğim zaman, Ertuğrul Doğan Başkan'ı orada gördüğüm zaman daha bir kendimi güçlü hissediyorum. Yani hem 1461'e bakış, altyapıya bakış, Sabah Spor'umuza bakış, bu yaklaşım Trabzonspor Başkanımızdan beklentilerimi söylüyor başkanıma. Teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Buğsenaz Sürmen elimizde ne kadar gurur duyuyorsak, Çakıroğlu'yla da o kadar gurur duyuyoruz. Ama ben Buğsenaz Çakıroğlu'nun farklı bir takım adına yarışmasını içime sindiremiyorum. Onu da inşallah Trabzonspor'umuzun sporcusu olmasını istiyorum. Bu konularda güzel adımlar atılıyor. İnşallah bu yılda hep beraber bu zor süreci başkanımızın, kıymetli yönetimimizin, hocamızın, futbolcularımızın, hep beraber bütün camiamızla bir ve beraberlik içerisinde inşallah nice şampiyonluklarda 9. şampiyonluğumuz başta olmak üzere buluşmak dileğiyle, temennisiyle büyük camiamızın, Güzide camiamızın 56. yıl dönümünü kutluyorum. Burada bulunan bütün hazırını saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, Sayın Başkanım'a da konuşmalar için teşekkür ediyorum ve son olarak konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu'nu davet ediyorum efendim.
Trabzonspor'umuzun çok değerli başkanı, kıymetli yöneticileri, değerli Ortahisar Belediye Başkanımız, Baro Başkanımız, efsane kulüp başkanımız, efsane sporcularımız, futbolcularımız, kıymetli hazurun, Trabzonspor'umuzun geleceği genç kardeşlerimiz, evlatlarımız, 56 yıldır Türk futbol tarihine ismini altın harflerle yazdırmış, Türk sporunun medarı iftiharı olmuş, ulusal ve uluslararası arenada muhteşem başarılara imza atmış, mazisi başarılarla, müzesi kupalarla dolu, şehrimizin marka değeri Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sizleri bir vesile saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli başkanım, 2019'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne şehrimize geldiğinde bir basın mensubu kardeşim mikrofonu uzattı ve sordu. Başkan seçilirseniz başkanlığınız döneminde gerçekleşmesini en çok istediğiniz şey, sizi en fazla mutlu edecek şey ne olur diye. Tek bir tabii ki Trabzonspor'un şampiyonluğu. Ve elhamdülillah uzunca bir aradan sonra Trabzonspor'umuz 8. Süper Ligi'nin şampiyonu oldu. Bu manada bu şampiyonlukta sizin de çok emeğiniz var, arkadaşlarımızın da çok emeği var. Başkanımızdan başlayarak bu şampiyonluğu bu şehre yeniden yaşatan tüm ekibe tekrar tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bir vesile, kuruluşundan bu yana Trabzonspor'umuzda başkanlık yöneticiliği yapmış ve bugün aramızda bulunmayan, ebediyete istihal eden değerli şahsiyetlere de buradan bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara da sağlık, afiyet diliyorum inşallah. Değerli başkanım, tabii Trabzonspor kulübü, Trabzonspor futbol takımı bu şehirde böyle bir futbol kulübünün kadrosunun bunun altına şekilde doldurulabilir. Hava sıcak, çok ayrıntıya girmeyeceğim ama yani dünyada örneği kaç tanedir bilmem ama bir şehrin bir bütün olarak bir takımın galibiyetiyle bu kadar çok sevinip mağlubiyetleriyle ya da başarısızlıklarıyla üzüldüğü bir başka şehir ben çok duymadım. Biz bile yöneticiler olarak mağlup olduğu, ki çok olmuyor elhamdülillah, pazarlardan sonra hafta başı çok böyle halkın içinde görmeyi arzu etmiyoruz. Ama galip geldiği zaman çok daha böyle keyifli bir şekilde ve insanların da bu mutlu yerlerinde görmenin verdiği rahatlıkla şehrimizde çok daha böyle gerine gerine gezebiliyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın haline hatırını sorabiliyoruz. Bu sene malum özel bir sene. Seçimlere gidiyoruz. Bütün partilerin adayları için söylüyorum. Bu sene biraz daha fazla sokaklarda olacağız. Aman başkanım gözüne gideyim. Yani bu sene takım takım burada dikkate alsın inşallah. Elbette bu işin latifesi, biz Trabzonspor'la gurur duyuyoruz. Trabzonspor'umuzun başarılarıyla hakikaten hem buradayken hem daha önce başka yerlerde görev yaparken hep büyük bir gurur duydum. İnşallah sezon öncesindeyiz. Başarılı olmasını gerçekten temenni ediyorum. Elbette zorlukların farkındayız. Beraber istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Elimizden geldiğince biz de Trabzonspor'umuza her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Ama bütün bu zorluklara rağmen geçmişte yine benzer zorluklar içerisinde çok büyük başarılar elde eden kulübümüzün inşallah bu sene de başarılı bir sezon geçireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla bir Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümünü bir kere daha gönülden tebrik ediyorum ve inşallah nice şampiyonluklarda, nice başarılarda şehir olarak olmak dileğiyle sizi tekraren sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli konuklar, sporcularımız ve divan kurulumuz, Trabzonspor Kulübü yönetimimiz, değerli belediye başkanlarımız, toplu bir fotoğraf alacağız son olarak. Bir aile fotoğrafı alacağız. Bu nedenle sporcularımıza bir müsaade edin, değerli katılımcılar.
belediye başkanlarımız, başkanımız, divan kurulu başkanımız, yönetim kurulumuz, divan kurulumuz, sporcularımızla bir toplu fotoğraf, bir kare verecekler. Bu arada Trabzon Milletvekili Sayın Sibel Kılıçdaroğlu'na 56. kuruluş yıl dönümü kapsamında kendilerine hem saygılarını sunmaktalar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Önce bugün uzun boylu sporcularımız ne gelirlerse arka tarafa doğru alabilir miyiz çocuklar sizleri? Anıtın arka tarafına doğru, basamaklara doğru sporcularımızı alırsak daha sağlıklı olacak. Oğlum bir gitme, gitme. Efsane futbolcularımız, onlar da kareye girdiler. Orada nasıl alacağım bilmiyorum, bakacağız. Arka tarafa doğru çocuklar, olabildiğince. Sayın Ali Kemal Denizci hocamız. Hami hocam orada görüyorum. Hamdi hocam. Abi niye de bu kadar bir şey olmaz ki ya? Al çocuklar çöksün! Öner Abraca çakır! Evet, basın mensubu arkadaşlar, kareye alabildiysek. Hepinize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun 56. kuruluş yıl dönümü tekrar hayırlı uğurlu olsun. Belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyemize, sayın başkanımıza